Hazreti Muhammed Aleyhisselam doğuşundan itibaren Allah'ın emrini almak için adeta hazırlanıyordu. Doğmadan önce babasının, küçük yaşta da annesinin vefat etmesiyle birlikte yetim kalınca, kendisinde filizlenen ahlaki duyarlılık, ailevi ve toplumsal birliğin kıymeti hususunda tüm hayatını etkileyecek hassasiyetlere dönüşecekti. Gençliğinde hassas, duyarlı, diğergam ama içine dönük, çekingen olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam, bu duyarlılıkla çekingenliğin uzlaşma noktasını arıyordu. O el-emindi. Hazreti Hatice de bundan etkilenip ona evlenme teklif etmişti. Evlenmişler, çocuk sahibi de olmuşlardı. Ne yazık ki daha sonra bazı çocukları vefat etmiş ve o böylece evlat acısını da tatmıştı. Ticaretle uğraşıyordu ancak ticaret hayatında ne gibi hilelerin döndüğünü görmekte gecikmedi. Her şeyin madde etrafında döndüğü Mekke toplumunun ahlaki sorunlarını idrak için illa doğrudan vahiy gelmesi gerekmiyordu. Allah'ın ona bahşettiği hassasiyet onu bir ahlaklı insan yapmıştı. Diğer yandan hem Mekke toplumu hem de ticaret için gittiği yerlerde gördükleri ona ters geliyordu. Mekke toplumu tuhaf şeyleri tanrı ediniyordu. Tek tanrıya sahip olduğunu söyleyen dinlerse hem tanrıyı parçalamışlardı hem de toplumu. O peygamber olmadan önce de bunun farkındaydı. Ticareti bırakacaktı. Bıraktı da. Düşüncelere dalacaktı. Bu evrenin tek gayeli bir yaratıcısı olmalıydı. İnsanların da tek ve gayeli olması gerekiyordu. Bunu biliyordu. Ancak ne bu bilgisinden emindi, ne de bu sorunun çözümünden. Belki ahlaki sezgisi, yapılacakları hedefler olarak kendisine idrak ettirmişti. Ancak bütün tefekkür ve gayretleri onu sadece biraz daha kişisel olgunlaşmaya götürüyor, ancak toplumsal bir ıslahat hareketi oluşturamıyordu. ...35 yaşından itibaren Hira'ya gidip gelmeye başladı. Allah'ın birliğinin tahrifi, siyasi buhranlar, cinsiyetler arası eşitsizlik ve ahlaksızlıklar onu üzüyor, ne yapacağını bilemiyordu. İşte Allah bu haldeyken bir melek vasıtasıyla onun bilincini ve kalbini genişletti. O kutsal alemle doğrudan irtibat kurmuştu. Böylece ağır bir sorumlulukla tebliğ yükünü yüklenmişti. Bundan böyle o, Kur'an'ı okuyor, insanlara onun istediği davranışları bizzat kendisi yaşayarak gösteriyordu. Sureti kadar sireti de güzeldi. Zira onun ahlakı artık Kur'an olmuştu. Yüce bir ahlak üzere olan peygamber, kendi ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişti. Örnek olarak sunduğu hayat tarzı ise onun sünnetini oluşturuyordu. İnsanlık artık iyiyle doğruyu, güzelle çirkini onun penceresinden bakarak daha berrak görme şansına sahipti. O örnek davranışlarıyla vahşi bir dünyadan medeni bir dünya kurmuş, zulüm ve ahlaksızlıklarla dolu bir toplumdan asr-ı saadete damgasını vuran altın nesiller yetiştirmişti. Yeniden buhranlarla kıvranan günümüz dünyasında ise onun ahlakına ve sünnetine dün olduğundan çok daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Onun ahlakı hakkı arayan ya da İslam'ı gerçek biçimde yaşamak isteyen insanlara en kıymetli bir rehber durumundadır. İslam'ın ilk yıllarında Ramazan ayı orucu farz kılınmadan önce Müslümanlar Muharrem ayında Aşure günü orucu tutarlardı. Ramazan ayı orucu farz kılındıktan sonra Aşure günü orucu serbest bırakılmıştır. Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayı orucu dışında Şaban ayında çokça oruç tuttuğunu biliyoruz. Ancak onun bütün bir ayı oruçlu geçirdiğini bilmiyoruz. Sadece
Ramazan ayını tamamını Müslümanlar gibi o da oruçlu geçirirdi. Bunun dışında sevgili Peygamberimiz pazartesi, perşembe günlerini genellikle oruçlu geçirmeye çalışırdı. Ayrıca kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde de oruçlu olmaya gayret gösterirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan ayından sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hatta bir hadislerinde kim Ramazan orucunu tutar, sonra da Şevval ayında 6 gün oruç daha tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur buyurmuşlardır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahur yapar, sahur yemeği yerdi ve Müslümanlara sahur yemeği yemelerini teşvik etmiştir. Sahur yiyiniz, zira sahurda bereket vardır. Sahur yemeği yemek diğer ümmetlerle bizim oruç konusunda farklılığımızdır buyururlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oruç tutanın yeme içmekten ve cinsi münasebetten başka kendisini korumasını da tavsiye etmiştir. Kötü söz söylemeyi, çekişmeyi, gıybet yapmayı, dedikodu yapmayı orucu zedeleyen hasletler olarak açıklamıştır. Ve yine bir hadisinde nice oruç tutanlar vardır ki akşama erdiklerinde sadece aç ve susuz kalmış olurlar buyurmuştur. Ve bir başka hadislerinde de oruçlu kötü söz söylemesin, kimseyle kavga etmesin, sataşmasın. Birisi kendisine sataştığı zaman 3 kez ben oruçluyum desin buyurmuşlardır. Görüldüğü gibi orucun sevabı gayet çok fazladır. Ancak orucu tutmak da gerçekten zordur. Hakkıyla tutabilmek için gayret göstermek gerekir. Allahu Teala hepimizin oruçlarını kabul eylesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam merhamet, şefkat ve rahmet peygamberiydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam gayet yumuşak kalpliydi. Bazen gece sabaha kadar namaz kılar, gözyaşı döker, ümmetin affolması için Allah'a dua ederdi. Bir gün namaza durduklarında o kadar secdede kaldılar ki gözyaşıyla secde yerini ıslattılar. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatından endişe etti. Yaşıyor mu diye ayaklarına dokundu. Namazdan sonra Peygamberimiz korktun mu ya Ayşe buyurdu. Evet ya Resulallah, neden kendini bu kadar üzüyorsun? Halbuki Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiştir buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, ey Ayşe, yüce Rabbimiz bana bunca nimet vermiş, peygamberlik vermiş. Ben şükretmeyeyim de kim şükretsin buyurdular. Sahabeden biri geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yanındaki arkadaşının derdini dinledi. Arkadaşı şunları anlatıyordu. Ya Resulallah, benim bir kız çocuğum vardı. O zamanlar biz cahiliye döneminde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Kız çocuğu olmasından utanırdık. Bir gün kızım diye seslendim. Buyur babacığım diye yanıma geldi. Ancak ben onun elinden tuttum. Evimizin arkasındaki kuyunun başına götürdüm. Ve kızımı kendi ellerimle kuyuya attım. Çocuk arkadan babacığım, babacığım diye feryat ediyordu. Ancak ben o kadar katı kalpliydim ki ve bu işi sanki bilerek yaparcasına, sanki sevapmış gibi gururla evime dönüyordu. Ve kızıma dönüp bakmadım. Yavrucağız orada ölmüştü. Olayı anlatan adam olayı anlatırken Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Sahabe-i kiram yeter artık anlatma dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın. Çok önemli bir şey anlatıyor. Şu olayı baştan bir daha anlatır mısın buyurdular. Adam olayı yeni baştan tekrar anlattı. Sevgili Peygamberimiz dinledikçe ağlıyordu, gözyaşı döküyordu ve sonunda şöyle buyurdu. Sen çok önemli bir şey anlattın. Ancak şunu bil ki Allah senin Müslüman olduktan sonra geçmiş günahlarının tamamını bağışlamıştır. Artık yeni bir sayfa açtın. Bundan sonra
o tertemiz sayfa için gayret göster buyurdu. Görüldüğü gibi sevgili seyirciler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlık için, çocuklar için merhamet kaynağıydı. O insanlar için her şeyini feda etmiş ve insanlığın kurtuluşu için çırpınmıştı. Onun gözyaşları bunu temsil ediyordu. Sevgili Peygamberimiz, 5 vakit namaz dışında sünnet ve nafile namazlar da kılmıştır. Cuma ve bayram namazlarının topluca kılındığını biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, 5 vakit namazın öncelerinde ve sonralarında sünnet namazlar da kılardı. Bunun dışında, onun akşam namazına ilave olarak bir takım namazlar daha kıldığını biliyoruz ki, buna evvabin adı veriliyor. Ayrıca Resulullah kuşluk vakti dediğimiz vakitte 4 ya da 8 rekat olmak üzere duha namazı kılardı. Diğer yandan Hazreti Peygamber Allah'ın emriyle kendisi her gece teheccüd namazı kılardı. Bu teheccüd namazının da rekat sayısı 8, 10, 12 olabilirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teheccüd namazı kılmayı da ümmetine tavsiye etmişti. Ayrıca sevgili peygamberimizin şükür namazı kıldığını da biliyoruz. Yine salatül husuf ve salatül küsuf adı verilen güneş ve ay tutulmalarında sevgili peygamberimizin cemaati mescitte toplayarak namaz kıldırdığını biliyoruz. Müslümanların topluca kıldığı namazlar cuma, bayram ve cemaatle kılınan 5 vakit namazlardır. Bunun dışında yine aynı şekilde husuf ve küsuf namazları da topluca kılınır. Tek tek de kılınacağını söyleyenler vardır. Müslümanların nafile olarak kıldıkları namazın sevabı Allah'a aittir. Onun sevabı farzlara ilave edilecektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hacet esnasında, ihtiyaç esnasında hacet namazı kılmayı da tavsiye etmiştir. Yine onun şükür namazı kıldığını ve tavsiye ettiğini biliyoruz. Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayına mahsus olmak üzere teravih namazı da kılmış ve teravih namazı da daha sonra Hazreti Ömer'in de uygulamasıyla bütün Müslümanların camide topluca Ramazan ayına mahsus olarak kıldıkları bir namaz haline gelmiştir. Namaz kılarken esas olan Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek ve namazın müminlerin miracı olduğu şuuruna ererek kılmaktır. Namaz kılan kimse tadil-i erkana, usule riayet etmelidir. Bir gün zatın birisi peygamberin oturduğu meclise geldi ve bir kenarda namaz kıldı. Namazdan sonra peygambere geldi, selam verdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun selamını bile almadan git kıldığın namazı yeniden kıl buyurdu. Adam döndü, namazını tekrar iade etti, gelip peygambere selam verdi. Sevgili peygamberimiz ikinci kez yine aynı adama namazını iade et buyurdu. Üçüncü kez adamı yine namaz kılmaya gönderdi. Ancak dördüncü kez kendisine şöyle dedi. Namaz kılarken rükûsunu doğru yap. Rükûdan kalktığın zaman bir müddet bekle. Secdeye gittiğinde secdeleri kısa yapma. Bir müddet bekle, iki secde arasını ayır buyurdu. Ve namazı kılanın tadile erkana riayet etmesinin önemini anlatmış oldu. Allah-u Teala kıldığımız namazları kabul buyursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam herkese adil davranmıştır. Eşitsizlik yapmamıştır. Eş, dost, akraba ayrımı yapmamıştır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kime ne gerekiyorsa hakkını vermiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adaletini sadece sözleriyle ifade etmekle kalmayıp bunu yaşantısıyla da bizlere göstermiştir. Bakınız, Sahih Buhari'de yer alan bir olay enteresandır. Hazreti Ayşe anlatıyor. Kureyş'in ileri gelenlerinden Fatıma-i Mahzume adında bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bu olay Medine'de şok etkisi yarattı.
kavmi Fatıma-i Mahzume'yi savunmak istedi. Ona ceza verilmesini istemiyorlardı. Ve peygambere aracı koymak istediler. Bu da olsa olsa sevgili peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd'in oğlu Üsame olabilirdi. Ona geldiler ve kendisine durumu anlattılar. Üsame de peygamberimizin çok sevdiği bir gençti. Ve Allah Resulüne gidip o kadının cezasının affedilmesini istedi. Sevgili peygamberimiz buna çok hiddetlendi ve Üsame'ye sen Allah'ın koyduğu bir cezayı affetmem için aracı mı oluyorsun diye kızdılar. Ve mescide gelerek insanlara şöyle hitap ettiler. Ey insanlar, şunu biliniz ki geçmiş milletlerin pek çoğu adil davranmadıkları için helak olmuşlardır. Onların asil ve zenginleri suç işledikleri zaman affettiler, görmezlikten geldiler. Fakirleri suç işlediğinde ise hemen ona cezasını verdiler. Allah'a yemin olsun ki şayet bu suçu Fatıma-i Mahzume değil de benim kızım Fatıma da yapmış olsaydı mutlaka ona da cezasını verirdim. Evet sevgili seyirciler, görüldüğü gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kimseye iltimas geçmemiştir. O ne gerekiyorsa onu uygulamıştır ve onun adaleti Hazreti Ömer'leri yetiştirmiştir. Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu, yarın gelir de adli ilahide Ömer'den sorarlar onu dedirtecek Hazreti Ömer'lerin adaleti peygamberimizin adaletinden doğmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz son derece cömertti. O yanında bulunan malları bir an önce dağıtmak isterdi. Hatta bir gün ikindi namazını kıldırdı. Namazın ardından her zaman olduğu gibi arkadaşlarıyla sohbet yerine aniden mescitten çıktı. Hızla evine girdi ve dönüp tekrar arkadaşlarının arasına geldi. Endişe ettiler. Ya Resulallah, neden böyle aniden çıkıp gidip geldiniz diye sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam, yanımda emanet bir mal vardı. Onun biraz daha evde durmasına tahammül edemedim. Fakirlere dağıtılmasını söyledim ve sonra aranıza geldim buyurdu. İşte böyle cömert sevgili peygamberimize sahabeden bir kadın bir hırka dokuyarak hediye olarak getirdi. Sevgili peygamberimiz o hırkayı giydiler. Kendisine de yakıştı. Esasen o günlerde böyle bir hırkaya da ihtiyacı vardı. Hırkayı giyerek mescide çıktılar ve sahabenin arasından geçip imamlığa geldi ve namazı kıldırdılar. Namazdan sonra sahabe arasından birisi, ya Resulallah, bu hırkada ne güzel diye seslendi. Allah Resulü, evet öyledir, beğendin mi buyurdu. Beğendim ya Resulallah, çok güzel dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine girdiler. Evinde hırkayı katlayıp dürerek o zata gönderdiler. Sahabe-i kiram bunu görünce üzüldüler. Adama çıkışarak sen peygamberden istendiği zaman onun kimseyi boş çevirmeyeceğini bilmiyor musun dediler. O zat kendi niyetini şöyle açıkladı. Allah'a yemin olsun ki ben bu hırkayı giymek için almadım. Ben bu hırkayı öldüğüm zaman kefenim olsun diye aldı. Hadisi nakleden ravi şöyle ifade ediyor. O zat öldüğü gün o hırka kendisine kefen olmuştu. İşte sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam bu derece cömert, ihtiyacı olduğu halde bağışlamasını bilen, insanlığa kendi malından, mülkünden sarf eden yüce bir ahlaka sahipti. Onun ümmeti olarak bizlerin de ihtiyacımız bile olsa bizden daha muhtaç kimselere hayırda, hasenatta bulunmak, cömertlik yapmak herhalde biz Müslümanlara da yakışır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayvan haklarına son derece saygılıydı ve bu konuda ümmetini sürekli uyarmıştı.
O geçmiş ümmetlerin, geçmiş milletlerin yaşantısından örnekler vererek ümmetinin de hayvan haklarına riayet etmesini istiyordu. Bakınız, bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındaki arkadaşlarına şu olayı anlattı. Günahkar bir kimse yolculuk sırasında gayet susamıştı. Yol üzerinde bulunan bir kuyunun başında durdu. İçeriden su almak zordu. Adam zorlukla, güçlükle kuyunun dibine indi ve su içti. Çıktığında bir köpeğin kuyunun başında susuzluktan dilinin sarktığını gördü. Bu hayvan da benim susuzluk çektiğim gibi susamış diyerek tekrar zorlukla indi, papucuyla su doldurarak o köpeğe içirdi. Onun bu amelinden, yaptığı hayırdan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günahkar olmasına rağmen Allah'ın o kimseyi affettiğini haber verdi. Yine bir başka sefer şunu anlattılar. Bir kadın evinde bulunan kedisini hapsetmiş, ona günlerce yiyecek vermemişti. Zavallı kedicik açlıktan öldü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söyledi. O kadın kediye hapsetmesinden ve öldürmesinden dolayı Allah onu cehennemlik yaptı. Görüldüğü gibi sevgili Peygamberimiz bu misallerle, bu örneklerle ümmetini uyarıyordu. Kendi başından da şöyle bir hadise geçti. Sahabeden Abdullah bin Cafer anlatıyor. Bir gün peygamber beni devesine bindirdi. Beraber Ensardan bir zatın bahçesinin yanından geçiyorduk. İçeride bir devenin iniltisini duyduk. Allah Resulü devesinden indi ve devenin yanına gittiler. Baktılar ki devenin gözlerinden yaşlar akıyor. Bu devenin sahibi kim diye çağırdı. O sırada Ensardan bir genç geldi. Buyur ya Resulallah, deve benimdir dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bak bu deve seni bana şikayet ediyor. Sen deveye eziyet ediyormuşsun dedi. Adam ya Resulallah, ben deveye nasıl eziyet edebilirim dedi. Sen bunu günlerce aç bırakmışsın ve taşıyamayacağı yükleri yüklemişsin buyurdu. Ve o zatı deveyi doyurması için uyardı ve arkadaşlarına da hayvan haklarına riayet etmelerini tavsiye etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayvan haklarına ne derece riayet ettiğini görmüş oluyoruz. Onun bu ahlakından bizim de nasip almamız, hissedar olmamız gereklidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devletin malının rastgele kullanılmasına asla razı olmazdı. O kendisi ve yakınları için devlet malını yemeyi yasak etmişti. Özellikle zekat ve sadakayı ehli ve ailesi için yasaklamıştı. Bir gün torunlarından Hazreti Hasan devlet malına ait olan hurmalardan bir tane alıp ağzına attı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derhal onu ağzından çıkarmasını emrettiler. Çocuk çıkaramayınca kendi mübarek elleriyle onu ağzından alıp çıkardılar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığı bir olayı size burada anlatmak istiyorum. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma bildiğiniz gibi evliydi. Peygamberin kızı Hazreti Fatıma diğer kadınların da yaptığı gibi ev işleriyle uğraşıyordu ve yoruluyordu. O günkü insanlar ekmek yapmak için elleriyle değirmen çevirerek un yapmak zorundaydılar. Değirmen çevirmekten elleri şişmişti. Bir akşam Hazreti Ali ile dertleşti. Dedi ki, babama gelen bir takım esirler var, hizmetçiler var. Söylesek de onlardan bize de verse. Görüyorsun akşama kadar ev işi yapmaktan, değirmen çevirmekten ellerim şişiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, bunu babana kendin söyle, ben söyleyemem buyurdu. Hazreti Fatıma bunun üzerine kalkıp peygamberin evine gitti. Ancak peygamber evde yoktu. Hazreti Ayşe ile karşılaştı, durumu kendisine arz etti. Hazreti Ayşe dinledikten sonra Fatıma geri döndü. Akşam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldiğinde Hazreti Ayşe Fatıma'nın isteğini bildirdi.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir süre düşündüler. Sonra ben onlarla konuşurum dediler. Ve bir müddet sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'nın evine geldi. Hazreti Ali ile Fatıma istirahat ediyorlardı. Aralarına geldi, oturdu ve bugün bir istek için bana geldiğiniz bildirildi. Benden hizmetçi istiyor musunuz buyurdular. Evet babacığım dedi Hazreti Fatıma. Yoruluyorum, ellerim şişiyor, ayaklarım şişiyor. Bir hizmetçi de bize verseniz de rahat etsek dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm ederek buyurdu ki, size ben bir şey anlatayım, bir tavsiyede bulunayım. Bu size hizmetçi vermemden daha hayırlıdır. Akşam yatağınıza yattığınızda 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber demeniz benim size hizmetçi vermemden daha hayırlıdır buyurdu. Ve kızlarına, çocuklarına hizmetçi vermek, devlet malı vermek yerine Allah'ın adını anmalarını tavsiye etti. Bu olayda iki nokta önemlidir. Birincisi, devletin malını çocuklarına vermeyişi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aynı zamanda çocuklarına Allah'ın adını anmalarını, zikri tavsiye etmesi. Bizler de bu konuda çok hassas olmalıyız. Devletin malını kullanmakta son derece sakınmalıyız. Haksızlık asla yapmamalıyız. Ve Allah'ın adını çok anarsak, devlet malını kullanmaktan, haksız yere menfaat elde etmekten çok daha hayırlı olduğunu bilmeliyiz. Allah Resulü çok merhametliydi. O bu duygusunu merhamet etmeyene merhamet edilmez sözüyle ifade etmişti. Sevgili Peygamberimiz çocukların ağlamasına hiç dayanamazdı. Hatta bir gün mescitte namaz kıldırırken bir çocuğun ağlaması üzerine namazı daha erken bitirmişti. Sebebini ise şöyle açıkladı. Bu çocuğun ağlamasına annesi üzülür, ıstırap çeker diye dayanamadım, namazı kısa kıldırdım buyurmuştu. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam torunlarını da çok severdi. Bildiğiniz gibi Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'den Hasan ve Hüseyin adında iki erkek torunu bulunmaktaydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaman zaman onları öper, okşar, kucağına alır gezdirir, hatta namazda yanında oynamalarına dahi müsaade ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir hadis-i şerifte bu konuyla ilgili bakınız şunları anlatıyor. Bir gün peygamberle birlikte evden çıktık. Resulullah aleyhissalatü vesselam Beni Kaynuka denilen çarşıya kadar yürüdü. Oraya geldikten sonra Hazreti Fatıma'nın evine geldi. Ve dışarıdan ey küçük çocuk, küçük çocuk orada mısın diye seslendi. Hazreti Hasan'ı kastediyordu. Fatıma herhalde o sırada Hasan'ı giyindirdi, kuşandırdı, üstünü başını düzeltti ve sonra gönderdi. Çocuk koşarak geldi, dedesine sarıldı. Dedesi çocuğu kucağına aldı, öptü, okşadı, bağrına bastı ve şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, ben bu çocuğu çok seviyorum. Bunu seveni sen de sev buyurdu. Görüldüğü gibi Resulullah aleyhissalatü vesselamın şefkat ve merhamet hisleri son derece üstün ve yüce ahlaki değerlerle donatılmıştı. Onun bu yüce şefkat ve merhamet hislerinden bizlerde de mutlaka vardır ve bunu çocuklarımıza, eş ve dostlarımıza, küçüklere göstermemiz gereklidir. Bildiğiniz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma yine Peygamber Efendimizin akrabası Hazreti Ali ile evliydi. Şüphesiz evlilik toplumun en değerli kurumlarından birisidir. Temel bir kurumdur. Evlilik müessesesi ne kadar sağlam olursa toplum o kadar sağlam olur. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda
öncelikle ailesinden ve akrabalarından herhangi bir rahatsızlığı olan, anlaşmazlığa düşenlerin arasını bulmuş ve aile yuvasının dağılmasına kolay kolay müsaade etmemiştir. Bir gün sevgili Peygamberimiz kızı Fatıma'nın evini ziyarete gittiler. Fatıma ile görüştü ancak Fatıma'nın morali bozuktu. Sebebini sordular. Fatıma, Hazreti Ali ile tartıştıklarını, Hazreti Ali'nin darılıp evden ayrıldığını söyledi. Sevgili Peygamberimiz bir zatı çağırarak Hazreti Ali'yi bulmalarını onlara söyledi. Bir müddet sonra adamın birisi geldi. Ali mescitte uyuyor ya Resulallah dedi. Peygamberimiz kızı Fatıma'ya evlilik konusunda nasihat ettiler. Hazreti Ali'nin önemini anlattılar, kıymetini anlattılar. Onunla iyi geçinmesinden, aralarının mutlu, muhabbet dolu günlerle sürmesinden bahsettiler. Ve tekrar dönüp mescitte Hazreti Ali'nin yanına geldiler. Hazreti Ali mescitte yatmış, her tarafı toz toprak içerisinde kalmıştı. O günkü camiler, mescitler halıyla döşeli değildi. Bugünkü gibi her taraf boyalı badanalı değil, topraktan yapılmış mescitler, üzeri hurma dallarıyla kaplanmış durumdaydı. Böyle bir mescit gölgelik olarak Müslümanlara o gün hizmet ediyordu. İşte Hazreti Ali böyle bir mescitte o dargınlığın da vermiş olduğu üzüntüyle yattı uyudu, üstü başı toprak olmuştu. Peygamberimiz hem nükte yaparak hem de damadının gönlünü hoş ederek aralarını düzeltmeyi amaçlamıştı. Tozlanmış, topraklanmış insan anlamına gelen kalk ya Eba Turab, kalk ya Eba Turab diye Hazreti Ali'ye seslendi. Eba Turab, üstü başı tozlanmış adam demektir. Hazreti Ali kendisine böyle hitap edildiğini görünce neşeli bir şekilde kalktı ve Peygamber Efendimiz'le kucaklaştılar. Aynı şekilde ona da evlilik konusunda, aralarındaki geçimsizliği düzeltmeleri konusunda nasihat etti. Bu olayda görüldüğü gibi büyüklerin, aile büyüklerinin, kendi çocukları veya yakın akrabalarının evlilikleri konusunda herhangi bir anlaşmazlık zuhur ettiğinde müdahale etmeleri gerektiğini anlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz burada yine gördüğümüz gibi kızını haklı çıkarmamış, bir tarafı kötülememiştir. Tam aksine her iki tarafında gönlünü almış ve aileyi dağılmaktan, bozulmaktan, ayrılıktan kurtarmıştır. Bu manada evliliklerimizi iki tarafın da arasını düzelterek devam ettirme yolunu tutmalıyız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gayet nazik bir insandı. Hanımlarına, çocuklarına, hizmetçilerine asla kızmazdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan gayet rahat ederdi. Onun varlığından rahatsız olmazdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca ne hanımlarına, ne çocuklarına, ne de hizmetçilerine asla bir tokat bile atmamıştır. Sevgili Peygamberimizin 9 sene hizmetinde olan sahabe-i güzün içerisinde hadis rivayetiyle de meşhur olmuş Enes bin Malik radıyallahu anh, kendi hayatından geçenleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisine muamelesini bize şöyle özetliyor. Enes diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselama 9 yıl boyunca hizmet ettim. Bu 9 sene zarfında Allah Resulü bana bir gün tokat bile vurmadı. Bir gün beni bir yere bir vazife için göndermişti. Ben de çocukluk gereği gitmeyeceğim diye evden çıktım. Ve gidip arkadaşlarımla oynamaya başladım. Bir müddet sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldiler. Ensemden tutup, ey Enes, söylediğim yere gittin mi? Diye sordular. Ben de ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Peki Enes, git hemen gel buyurdu. Ve bana o gün arkadaşlarımın yanında bile kızmadı. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın hizmetçilerine, aile halkına ve diğer insanlara davranışlarından bir örnek görmüş oluyoruz.
bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını kendi ailemize, çocuklarımıza, eş ve dostlarımıza, gereğinde işçimize, hizmetçilerimize de uygulamak herhalde Müslümanlık görevimizdir. Böyle yaptığımız sürece toplum içerisinde yapacaklarımız ve yapmak istediklerimiz herhalde daha kolay halledilecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok cesur bir kişiydi. Medine döneminde 20'den fazla savaşa katılmıştı. Bu 10 yıl içerisinde her 5 ayda bir savaş demektir. Bir gün Medine'de gece yarısı büyük bir gürültü oldu. İnsanlar ne olduğunu anlayamadılar. Endişe ettiler, düşman geliyor diye tahmin ettiler. O sırada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atına atladı, Medine'nin uzaklarına gitti ve gece karanlığında dönüp tekrar geldi. Ve insanlara korkmayın, herhangi bir şeye rastlamadım, evinize gidebilirsiniz buyurdu. Bu hadiste de anlaşıldığı gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok cesur olduğunu görüyoruz. Yine Sahih-i Buhari'de yer alan bir olayı Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gazaya çıkmıştı. Dönüşte gölgelik ağaçları bol olan bir yerde ordusuyla beraber mola verdiler. Askerler yorgundu, istirahat ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da üzerindeki fazla elbiseleri, yüklerini indirerek, çıkararak bir ağaca astılar. Kılıcını da yine aynı şekilde ağacın dalına astılar. Ve kendisi de o sırada uykuya daldılar. Tabii düşman ordusundan bir asker Müslümanları takip etmiş ve içlerine sızmıştı. Nöbetçiler yorgunluktan bunu fark edemedi. Onlar da çünkü uyuyakalmışlardı. O asker peygamberi tanıyordu. Onun yanına yanaştı. Ağaçtan kendi peygamberin kılıcını alarak "Kalk ey Muhammed. Söyle bakalım şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktılar. Adama sert bir şekilde bakarak "Allah" dediler. Tabii bu hiddet karşısında ve bu gür ses karşısında adam titremeye başladı ve kılıç darbesini savuramadı. O sırada Aleyhisselatü Vesselam kılıcı kaparak adama "Ya şimdi seni benimle elimden kim kurtarır?" buyurdu. Çaresiz kalan adam "Affet ya Resulallah, ben senin peygamberliğine şimdi inandım" buyurdu ve Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam askerlerini uyandırdı ve yanına çağırdı. "Bakın bu adam neler yaptı" diye geçen hadiseyi anlattı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ifadesine göre "Benim gözlerim uyur ama kalbim uyurmaz" buyurmuştu. Bu olayda da onu Allah-u Teala'nın nasıl koruduğunu ve sevgili Peygamberimize nasıl yardım ettiğini görüyoruz. Şüphesiz onun yüce ahlakının bunda da büyük tesiri vardı. Onun cesaretinden biz Müslümanlar da nasipdar olmalıyız, hissemize düşeni almalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya hayatına çok önem vermedi. Lüks ve şatafat içerisinde yaşamaya hiç önem göstermedi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hasır üzerinde yattı. O doyasıya buğday ekmeği bile yememişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlerce aç kaldığı da olurdu. Bazen sabahları evde yiyecek bir şey bulamaz, oruca niyetlenirdi. Yine bir gece sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açlıktan uyuyamadılar. Evinden mescide çıktılar. O sırada Hazreti Ebubekir ve Ömer de oradaydı. "Bu saatte burada işiniz nedir?" diye sordular. Sevgili Peygamberimiz, "Ben açlıktan çıktım. Peki sizin bu saatte burada ne işiniz var?" buyurdu. Onlar da "Ya Resulallah, seni evden çıkaran sebep bizi de evden çıkardı" buyurdular. "O halde benimle gelin. Ensardan bir zatın evine gidelim.
belki onlarda yiyecek bir şey vardır diye Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer yanına aldı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir zatın evine gittiler. Eve varınca kapıyı tıkladılar. Kapıyı evin hanımı açtı. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı karşısında görünce ne diyeceğini şaşırdı. Sevincinden elleri ayakları titredi. Buyur ya Resulallah, ne şeref, bu gece bize şeref verdiniz. Buyurun, misafirimiz olun buyurdular. Beyin nerede diye sordu sevgili Peygamberimiz. Su doldurmaya gitmişti. Şimdi döner gelir dedi kadın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla birlikte eve girdiler. Az sonra ev sahibi geldi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görünce o da ne diyeceğini bilemedi. Şaşırdı. Bu gecede bu şeref ya Resulallah. Bana ne mutlu. Buyurun oturun, izzet ikramda bulunayım dedi. Adam bana müsaade ederseniz hemen geleceğim diyerek evden çıkarken Peygamberimiz niyetini anladı. Sakın ha sağlı hayvan kesmeyesin buyurdu. Olur ya Resulallah diyerek gitti, bir koyun kesti, pişirttirdi, sofra kurdular ve Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve o zat sofraya oturup karınlarını doyurdular. Karınları doyduktan sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'e dönerek şunları söyledi. Allah-u Teala açlık sebebiyle bizi evimizden çıkardı ve buraya misafir etti. Ve misafirlikte de bu ikramlarda, izzetlerde bulundular. Allah'a yemin olsun ki şu yediklerimizden bile hesaba çekileceğiz. Evet sevgili seyirciler, yediğimizden, içtiğimizden, elde ettiğimiz dünyalıklardan mutlaka hesaba çekileceğiz. O halde helalinden yemeli, aza kanaat etmeli, sevgili Peygamberimizin burada ısrarla belirttiği gibi yemeğin hakkını, edebini vermeliyiz. Çok kazanmak, çok harcamak hırsıyla harama tevessül etmemeliyiz. Sevgili Peygamberimiz günde iki öğün yerdi. Yemek yerken tıka basa yemez, tam doymadan sofradan kalkardı. O bu konuda şöyle buyurmaktadır. Yemek yerken midenizin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de havayla doldurunuz. Yani tıka basa yemeden, tam doymadan sofradan kalkınız. Zira bu sağlığın da bir kuralıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam israfa son derece karşıydı. Yemeği geride bırakmaz, sofrada bulunanların yenilmesini tavsiye ederdi. O yemeğe otururken ellerini yıkar, yemekten sonra da dişlerini fırçalardı. Ve yemek yerken ellerini yıkayan, yemekten sonra da elini ve ağzını yıkayan fakirlik yüzü görmez buyururdu. Sevgili Peygamberimiz sofraya oturduğunda yemeği yapanlara teşekkür eder, onların da sofraya birlikte oturmalarını emrederdi. Şayet oturmazlarsa bir iki lokma onlara ikram ederdi. Ve misafirin gelmesini sürekli isterdi. Zira o bir kişilik yemek iki kişiye de yeter. İki kişilik yemek üç kişiye de yeter. Üç kişilik yemek dört kişiye de yeter buyurarak yemeğin misafirle bereketleneceğine, Allah-u Teala'nın rızkının herkese ayrı ayrı olduğuna işaret ederdi. Bir gün Peygamberimizin evine bir çocuk geldi. Ömer bin Ebi Selim adındaki bu çocuk peygamberle birlikte sofraya oturdu. Ancak çocuk her tarafa uzanıyordu. Sevgili Peygamberimiz ona şöyle nasihat etti. Ey çocuk, besmele çek, sağ elinle ye ve kendi önünden ye. Görüldüğü gibi besmele çekmek, Allah-u Teala'nın adını anmak, o nimeti vereni hatırlamak, nimete şükrün gereğidir. Ve yemekten sonra Allah-u Teala'ya şükretmek, hamd etmek yine yemek adabındandır. Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Yemek yedikten sonra şükreden kimse, oruç tutup sabreden kimse gibidir. Yani oruç tutarak sevap alan kimsenin aldığı sevap gibi şükreden kimse de sevap alır. Allah Resulü
kötü ve pis kokan yiyecekleri yemeyi sevmezdi. Çoğu zaman her türlü yemeği yerdi. Ancak toplum içerisine çıkanlara da kötü kokan yiyeceklerin yenilmemesini tavsiye ederdi. Sevgili Peygamberimize bir gün sirke ikram edildi. Evde belki de başka bir şey yoktu. Sirke ne güzel katıktır buyurarak iltifat ettiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fakirleri, yoksulları da düşünürdü. Evde olanlardan onlara gönderilmesini isterdi. Ve bu konuda komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurarak çok çarpıcı bir kuralı ortaya koymuştur. Evet sevgili seyirciler, yemek yerken edebe ve erkana riayet etmeliyiz. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Sağlığımız açısından da, dinimiz açısından da bu oldukça önemlidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her işine besmele ile başlardı. O, besmelesiz başlanılan bir iş bereketsizdir buyurarak besmele ile başlamanın önemini anlatmıştı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın duasız ve zikirsiz bir anı yok gibiydi. Yatarken, kalkarken, yemek yerken, su içerken, evden çıkarken, evine girerken, yolculuğa çıkarken, bineğine binerken, her anında Allah'ın adını anar, ona dua eder ve ondan yardım dilerdi. Hatta elbise giydiğinde bile dua ederdi. Şüphesiz o Allah'la sürekli baş başaydı. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, gelmiş geçmiş bütün günahlarının affolmasına rağmen, kendisinin günde 70 kez tövbe istiğfar ettiğini haber vermiştir. Hatta bazı hadis-i şeriflerde 100 defa tövbe istiğfar ettiği haber verilmektedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Seyyidül İstiğfar adını verdiği ve sahih kaynaklarımızda yer alan duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a şöyle tövbe ediyor. Allahümme ente Rabbi, ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ent, senden başka ilah yoktur. Halakteni, beni sen yarattın. Ve ene abdüke, ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike mestetaatu. Gücüm yettiğince sözümde, vaadimde durmaya çalışıyorum ya Rabbi. Eûzu bike min şerri ma sanatu. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Ebu leke bi ni'metike aleyye. Bana verdiğin nimetleri biliyor. Onları sana itiraf ediyorum. Ve ebu bi zenbi. Aynı zamanda günahlarımı da itiraf ediyorum ya Rabbi. Fa'firli, beni bağışla. Fe innehu la yaghfiruz zunube illa ent. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın ya Rabbi diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allahu Teala'ya böyle tövbe ediyordu. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sürekli yaptığı dualardan ve zikirlerden biri de şuydu. Ey Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, ikiyüzlülükten sana sığınırım. Düşkünlükten, ihtiyarlık alametlerinden, bunaklıktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım diye dua ederdi. Bu duada da gördüğümüz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam korkaklıktan ve cimrilikten Allah'a çokça sığınıyor. Yine ihtiyarladıktan sonra el ayağa düşmekten, bakıma muhtaç olmaktan da Allah'a sığınıyor. Ve aynı zamanda dünya fitnesinden ve kabir azabından da Allah'a sığınıyor. Bizler de Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz bu tövbe istiğfar dualarıyla ve yine onun bize öğrettiği diğer dualarla, hatta içimizden gelen herhangi bir duayla Rabbimize dua etmeli, onun adını her zaman anmaya çalışmalıyız. Şüphesiz Allah'ın yardımı hep bizimle beraber olacaktır.
Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olmasına rağmen, o hiçbir zaman diğer insanlardan kendisini farklı hissetmemiştir. Sürekli kendisinin de bir beşer olduğunu, bir insan olduğunu vurgulamıştır. Ben kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum derdi, annesini anarak. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, insanlar arasında bazen belli olmazdı. Bir topluluğa giren peygamber nerededir, nerede oturuyor, ancak sorarak öğrenebilirdi. Yine böyle bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla otururken bir zat geldi. Bu topluluğun efendisi kimdir, reisi kimdir dedi. O sırada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elinde sürahi ve bardakla insanlara su dağıtıyordu. Adama döndü ve tebessüm ederek Seyyidül kavmi hadimuhum buyurdu. Yani bu topluluğun efendisi şu anda onlara hizmet edendir buyurdu. Görüldüğü gibi arkadaşlarına hizmet etmeyi de hiç ihmal etmezdi. Yine bir gün bir sefer sırasında, yolculuk esnasında mola verildi. Arkadaşları koyun kestiler, et pişirmek istediler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam görev taksimi yapıldıktan sonra odun toplamak da bana kalsın buyurdu. Aman ya Resulallah yapma dedilerse de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam odunları topladı ve arkadaşlarına yardım etti. Enes bin Malik Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu özelliğini bir hadis-i şerifinde şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman kavminden farklı yaşamadı. O yeri geldiği zaman hastaları ziyaret eder, düşkünlerle beraber oturur, yeri gelince isterse bir merkebe bile binerdi. Hatta kendisini bir köle evine davet etse ona da icabet ederdi. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanları seviyordu. İşten gelerek böyle davranıyordu. Ve o aynı zamanda bir devletin başı olarak nasıl davranılması gerektiğini de insanlara göstermiş oluyordu. Bizlerin onun bu tevazuundan, onun bir saygısından hisse almamız gerekir. Ayrıca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuştuğu zaman insanın yüzüne bakardı. Kendisine konuşan kimse yüzünü çevirmeden kendisi çevirmezdi. Ve asla hiçbir kimsenin karşısında ayak ayak üstüne attığı da görülmemiştir. Bu o devirde saygı icabı yapılıyordu. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi konumuna rağmen insanlar arasında sıradan bir insan gibi yaşamıştır. O efendilik taslamamıştır. Çünkü onun felsefesi efendilik hizmet etmektir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkeli Müslüman muhacirlerle Medineli Müslüman Ensar arasında kardeşlik tesis etti. Bunlardan biri de Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'nın kardeşliğiydi. Selman-ı Farisi'yi Ebu Derda'ya kardeş yapmıştı. Selman-ı Farisi kardeş Ebu Derda'yı ziyarete gitti. Ebu Derda'nın hanımı Ümit Derda, Selman-ı Farisi'yi çok perişan bir halde karşılamıştı. Onun bu durumunu görünce, nedir bu halin diye sordu Selman. Ümit Derda, Ebu Derda benimle ilgilenmiyor, eviyle ilgilenmiyor, ev halkını ihmal ediyor diye şikayetini arz etti. Selman buna üzüldü. Akşama yakın sofra kurdular. Henüz akşam olmamıştı. Sofraya Selman'ı buyur ettiler. Ebu Derda kendisi oturmadı. Selman sen de ev sahibisin buyur gel dese de ben oruçluyum siz buyurun ben yemeyeceğim dedi. Selman-ı Farisi Ebu Derda'yı sen yemezsen ben de yemem diye sofraya zorla oturtturdu. Yemeklerini yediler, namazlarını kıldılar, sohbet ettiler ve gece Selman-ı Farisi, kardeşi Ebu Derda'da misafir oldu.
Bir müddet geçtikten sonra Ebu Derda kalktı, namaz kılmak istedi. Selman-ı Farisi engel oldu. Hayır, şimdi uykunu uyuma zamanı dedi. Daha sonra kalkarsın dediler ve yattılar. Bir müddet sonra Selman bu sefer kendisi Ebu Derda'yı kaldırdı. Şimdi kalk, gece nafile namaz kılabilirsin dedi. Ve sabah olunca kardeşine şöyle nasihat etti. Ey Ebu Derda, şüphesiz Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsin senin üzerinde hakkı vardır. Çocuklarının senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını öde, ver buyurdu. Ebu Derda Selman'ın bu müdahalelerinden rahatsız olmuştu. Sabah namazında Peygamber Efendimiz'in mescidine geldiler. Ve namazdan sonra olanları Ebu Derda Peygamber Efendimiz'e anlattı, durumunu sordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sadaka Selman, Selman doğru yapmış, sen yanlış yapmışsın buyurdu ve Ebu Derda'nın durumunu düzeltmesini kendisine haber vermiş oldu. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünya için dinin terk edilmesine müsaade etmediği gibi, din için dünyanın da terk edilmesine gönlü razı olmamış, müsaade etmemiştir. Yine onun pek çok olayda bu dengeyi ne kadar korumaya, muhafaza etmeye çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Bizler de ne dünyamızı dinimiz için ne de dinimiz için dünyamızı terk etmemeliyiz. Dünyamız da dinimiz de mamur olmalı ki biz mamur olalım, biz mutlu olalım.